1979'da Mısırlı bir ailenin çocuğu olarak Suudi Arabistan'da doğdu. 14 yaşındayken ailesiyle birlikte Mısır'a döndü. İskenderiye Üniversitesi'nden Yunan ve Roma araştırmaları alanında lisans, Kahire ve Kahire Amerikan Üniversitelerinden sivil toplum ve insan hakları alanlarında yüksek lisans derecesi aldı. Halen Kahire Amerikan Üniversitesi'nde toplum psikolojisi alanında yüksek lisans eğitimine devam ediyor. 2007'de 10 genç kadın aktivistle birlikte Mısır'da Nazra Feminist Araştırmalar adlı sivil toplum örgütünü kurdu. Nazra, toplumdaki güç ilişkilerinin kadınların siyasi, sosyal ve ekonomik durumu üzerindeki etkilerine dikkat çeken çalışmalar yapıyor. Kadınların siyasi katılımı akademisiyle sendikaların, siyasi hareketlerin, partilerin, yerel yönetimlerin ve öğrenci birliklerinin feminist bakış açısını içselleştirmesi, kadın adayların bu yapılarda daha çok söz sahibi olması için çaba gösteriyor. Feminizm okuluyla gençlere bireysel özgürlükler ve toplumsal cinsiyet konularında eğitim veriyor. Toplumun çeşitli kesimlerini feminizmle tanıştırabilecek sanat çalışmalarına destek oluyor. Mısır'daki feministlerin hikayelerini toplayıp yaygınlaştırıyor. Hak savunucusu ve siyasetçi kadınlara kamusal alanda ve siyasette maruz kaldıkları şiddet ve ayrımcılığa karşı verdikleri mücadelede destek oluyor. Hem Nazra aracılığıyla hem de bireysel olarak 2011'de Mısır devrimi sırasında Tahrir Meydanı'nda yaşanan insan hakları ihlallerini belgeledi. Tahrir Meydanı'nda şiddete ve toplu tecavüze uğrayan kadınların haklarını korumak için yerel örgütlenmelerle birlikte çalıştı. Kadınlara tıbbi, psikolojik ve hukuki destek vermek için yürütülen çalışmaları koordine etti. Devrim sonrasında cinsel şiddete uğrayan kadınlar için bir acil yardım hattı kurdu. Cinsel şiddet davalarının takipçisi oldu. Devrimin ardından kadın örgütlerinin oluşturduğu koalisyonda yer alarak Mısır Anayasası'na kadın haklarının dahil edilmesinde önemli rol oynadı. Nazra'daki çalışma arkadaşlarıyla birlikte Ulusal Kadın Konseyi, Ulusal İnsan Hakları Konseyi ve Adalet Bakanlığı ile işbirliği yaparak yasalar ve siyasi kararlarda kadın haklarının gözetilmesini ve Mısır Polis Teşkilatı içinde kadına yönelik şiddetle mücadele için özel bir birim kurulmasını sağladı. Birleşmiş Milletler gibi uluslararası platformlarda Mısır'daki kadın hakları ihlallerini, kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığı gündeme getirdi. 2015'te Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da Kadın İnsan Hakları Savunucuları adlı sivil toplum örgütü koalisyonunun ve Arap Ülkeleri Kadın Politikacılar Birliği'nin kurulmasına ön ayak oldu. 2011'de kadınların sorumsuz bir özgürlük kazanmasına destek olduğu ve Nazra'nın yasa dışı olarak yabancı fonlar aldığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatıldı. 2016'da seyahat hakkı kısıtlandı. Kendisinin ve Nazra'nın mal varlığının dondurulması nedeniyle Nazra ofisini kapamak zorunda kaldı. Tüm engellemelere rağmen kadına yönelik cinsel şiddetin, kadın hakları ihlallerinin belgelenmesi ve görünür kılınması için yoğun ve etkili bir mücadele veriyor. Kadınları kamusal alandan uzaklaştırmaya yönelik sistematik cinsel taciz ve saldırıları durdurmak, hukuki, psikolojik ve tıbbi destek ağlarını güçlendirmek için cesaretle çalışıyor. Hem ülkesi Mısır'da hem de Orta Doğu ve Kuzey Afrika genelinde feminist hareketin süreklilik kazanıp gelişmesini öncü rol oynadığı için Mozn Hassan. Okay. Thank you all for your presence today.